mekan tuttuk, mesken tuttuk kendimize. Kiraladık. Gel. Burada mısır mı? Mısır var. Sen var da çayımız var. Bir var da hiç otur gel. Bir çay. Çınarı çekeyim özellikle. Evet. Tamam. Siz görüyor musunuz? Ben görüyorum, görüyorum. Teznevi Frigi Adası'ndayız. Gençlerin yanındayız. Mutluluklar diliyorum size. Çekmiş. Merhaba kardeş. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sarıcaova. Sarıcaova. Evet. Yazılı Kaya'ya gidiyoruz. Ve bu hediyelik eşyaları kendisi, kendi el işi değil mi? Kendi üret. Tamam. Ne yapayım, hava soğudu. Evet. Herkese bu kez neredeyiz takipçilerine ve izleyicilerine selam söylüyorum. Evet değerli dostlar, İzmir'den yola çıktık. Şu anda Afyon'dayız. Nereye gidiyoruz? Frig Vadisi'ne. Frig Vadisi'ne gidiyoruz. Orada bazı çekimler yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Afyon Eskişehir yolundan Ayazın köyü yoluna girdik. Şu anda 600 metre kadar yolumuz var. Bundan sonra sanırım karşısı Ayazın köyü. Kayaları içini oymuşlar. 3000 yıl önce burada Frigyalılar yaşamış. Gözleme yapan evler onlar. Hepsi orada değil mi? Doğru, okulun ya da köyden yapan. Mağaralar, karşımıza çıkan. Tamam. Kayalar oymuşlar. Gitme o tarafa, kayarsın. 3000 yıl önce, 3000 yıl önce buralarda yaşam alanı oluşturulmuş. Evet. Burası Bizans kaya mekanları. Bizans kaya mekanları. Temelen kiliseler. Böyle. Girdiğiniz her odadan diğer odalara giriş var. Çok ilginç. Akıl sır ermez buraya ya. Burası da sanıyorum kilisenin en büyük odalarından birisi. Burada bazı yazılar var. Tabii yazıların ne olduğunu bilemiyoruz. Burada da ...922 diye bir tarih var. Hakikaten ilginç ya. ...1914 yıllarında Yunanlar burayı işgal ederlerken şurada, şu alanda Yunan askerleri burada ibadet etmek için bir tören, ibadet töreni düzenlemişler. Onunla ilgili resmi de ekleyeceğim videonun belli bir bölümüne. Çok dikkatli yürümek lazım. Hakikaten tehlikeli, insan düşebilir. Buradan da bir çıkış var yukarıya. Buna benzer çok yer var.
Burada ne var? Baya bir. Buradan da gidiliyor. Galiba buradan girip orada bir çıkış var. Evet. Evet, bir odaya çıktık buradan. Buradan bir gideyim bakayım ne var burada. Evet, burayı mekan tuttuk, mesken tuttuk kendimize. Kiraladık. Gel burada yaşayacağız. Ne kadar da serin. Kafanı vurmayasın. Şunlar ne için yapmışlar? İşte bilinmiyor yani. Herkes kafayı yoruyor ama. Sana buraya kafayı yoruyor ama. Burası apartman. Yani birkaç katlı apartman. Bak buradan da evet, en üstte çıkıyor ama çıkıyor. Tehlikeli. Oradan da evet, merdivenin üstte tehlikeli çıkıyor. Tehlikeli yalnız. Şuradan iniş var mı? İnemeyiz, inemeyiz. Gel. Yaş biraz ileri olunca rahat hareket edebiliyoruz. Merhabalar. Tamam, tamam, tamam. Fazla tanışmıyoruz da. Fazla tanışmak da iyi değil şimdilik. Oğlum sana verecek bir şeyim yok. Ha. Olsa da versem. Abla kolay gelsin. Buyur, hoş geldin. Ne var burada? Mısır mı? Mısır var. Sana var da çayımız var. Bir bardak iç otur gel. İsim neydi ablacığım? Sürekli bu tezgah burada var değil mi? Var. Bazen ileriye dereye koyuyoruz. Dere deriz. Oraya. Yani her gün? Aynen. Evet, insanlar... Aynen. Açıyor, gelip çay içebilir. Evet, çay içebilir. Mısır. Mısır. Soğuk su. Bunlar ne? Şalgam suyuna benziyor. Şalgam doğru şu. Mu? Evet. Burada da 3 tane göz var. Ama ne için kullanılmış bilemiyoruz. Çok fazla faydası yok. Neyse onu tutmuyor. Gel. Bak burası da var. Göz göz odalar var. Şöyle çekeyim bir dakika şimdi. Şöyle çekeyim. Koca kayayı oymuşlar. Burası Nazlı Kilise. Yani yine kilise burası. Nasıl oymuşlar değil mi? Sen kilisenin içine gel. Bak şimdi gidince kiliseyi mutlaka görelim. Demek ki akşam ya. Işıklandırma dilekleri varmış. Sökmüşler. Evet. Işıklandırma şeyi var ama dediğin gibi acaba şu karşı gözler ne için kullanılmış? Mezar yeri mi onlar? Ya da burada da yine oyu göz oda da burada var diyelim. Bak şurayı nasıl yapmışlar onu anlamadım bak. İşte bak hayvanlara korunma yeri, yağmurda, soğukta. Onları hazırlamışlar. Baksana merdiven güçler, merdiven yapmışlar. Tabii tabii tabii. İşte oraya da çıkmak gerekiyor. Ben çıkamayız, düşeriz. Ben çıkayım mı? Yok yok gerek yok. Düşeriz başarı. Bak mesela buradan ve bu tarafa geçiş yapmışlar. Buradan orada da, da bir oturma yeri var. Buradan da oraya. Yapmışlar adamlar. Baya 3000 yıl önce hangi aletler? Şengi bak ha. İlginç değil mi?
neymiş? Kazılı yerler neyin nesi? Birileri kazdı. Var mı orada bir şey? Bura herhalde tahminime göre küçük bir yer ya. Ateş yakıp ekmek mi yapmışlar? Yok tamam. O zamanlar bilmiyorum ama ateş var mıydı onu bilemem. Yaşlılık olunca çınarı çekeyim özellikle. Evet. Tamam abi. Siz görüyor musunuz? Ben tam görüyorum. Ben görüyorum. Hepimiz var mıyız? Varız. Çınar'ın... Ben çınar, ben derdi çınar. Kırmızı. Biz olmasak da olur. Allah rahmet eylesin. Burası da mezarlıkları, Ayazini köyü. İsim yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Evet. Ne güzel bir taş oyma şey var. Kemer var ama kemeri yarısı kırılmış herhalde. Vallahi çıkamayacağım. Yoruldum. Ben bir yukarı çıkıp geleceğim. Evet, Genç İsa Kilisesi ve Yazılı Kilise'ye gidiyor burası. Bakalım ne var çıkabilirsem. Tahtalardan merdiven yapmışlar, rahat görünüyor. Çıkması kolay. Oo, burası da farklı bir dünya. Evet. Yani buralara gelip gezmek güzel de şuralara yazılar yazmak hakikaten doğru değil. Hakikaten doğru değil. Yazmamak lazım. Yerlere çöp atmamak lazım. Buralar çok güzel. Tarihi eser yerler. 3000 yıllık bir tarihi var. Yani oraya o yazı yazsak ne olur? Ya? Kimin yazdığı belli olmaz. Niye yazdın? Ne amaçla yazdın belli değil. Yapmamak lazım. Kilise, evet burası kilise. Galiba Küçük İsa Kilisesi burası olsa gerek. Evet. Burası Küçük İsa Kilisesi. Ya da Yazılı Kilise, pardon. Yazılı Kilise de olabilir. Burada bir yazı var. Değerli arkadaşlar, bu yazı harfleri Yunanca yazılan yazı harflerine benziyor. 1914 yılını işaret etmiş. Şurada güzel bir kaya oyması var, sütun da var, kırmışlar, kırılmış veya kırmışlar, bilemiyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Bu sütun aşağı kadar geliyor. Ama ne yazık ki kırılmış. Çok da sinek var. Evet. Bir yere gittik, duvarlara yazı yazmışlar. Burası da kilise yine. Kilisenin şeyine, yapısına benziyor. Çöplerin yerde olması hiç mi hiç doğru değil. Yeri gelmişken ben bir şey açıklamak istiyorum. Ben özellikle YouTuber olarak işte karavan hayatını, çadır hayatını yaşayan bu arkadaşların videolarını takip ediyorum. Gittikleri her yerde çöp varsa o çöpleri topluyorlar, götürüp bir çöp bidonuna atıyorlar.
yakınlarda buldukları çöp bidonlarını atıyorlar. Niçin bunu yapıyorlar? Doğamız temiz kalsın. Bunlar mağara diye, bunlar bu kayalar oyulmuş ve insanlar burada yaşamışlar. Biliyorum işte ya. Gençler, mutluluklar diliyorum. Bu kez neredeyiz? Sadece bu kez ne? Frigi Adası'ndayız. Gençlerin yanındayız. Mutluluklar diliyorum size. Hepsinin kaburgası çıkıyor yani. Evet. Ayazini köyüne geldik. Böyle çalışmalar yapılmış. Ayazini köyün merkezini çekelim. Ve buradan da yavaş 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 gidelim. Acar Gözleme Evi. Merhabalar. Burası güzel bir mekan. Abla, bize ne ikram edeceksin? Sen. Tamam, gel bak. Çay içelim yavrum. Ben de yoruldum. Ne istersin abi? Evet, köyün merkezi bu kadar değil mi? Meydan. Ondan çay iç, benden de kahve iç. Benim de acar gözüm. Buyur. Gör ablam. Ondan çay iç, benden de kahve iç. Kahve iç diyor. Evet. Sen de... İkram edeyim abi. Ben bir çay içim abla, yorgunum. Yorgunluk çayı, tamam. Çok güzel bir mekan. Eski evlerini... Ay bak, üst katta eviymiş. Biliyorum işte, eski evlerini... Çok nane, teşekkür ederim. Nane. Ben arabaya koyayım, araba kursun. Evet. Çek demiş. Merhaba kardeş. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, evimize geldik. Hoş geldin. Abla, senin ne mekanı var burada? Gözleme katmer yapıyorum. Toz, sucuk ekmek. Karşı selam. Çay, kahve. Biliyorum, sen de ben konuşuyorum. Onlara yapıp ikram ediyoruz. Veya yardımcı oluyoruz. Evet. Burada satış yapıyoruz. Siz benim güzel ablam, burası değil mi bu mekan? Ayazma Mağara Kafe bizim. Ayazma Mağara Kafe. Mağara Kafe. Ablam, siz burada bir... Ben burada hediyelikçiyim. Hediyelik eşya satıyorsun. Ha, orası. Karşıda. Evet. Orayı da çeker evet, şimdi. Evet. Kalkıncı. Şey abi, ben bana kayıp mı dedi? Evet. Siz benim elbise paylaşalım diye. Tamam, şey yapalım. Sor da. Bu kez neredeyiz? Efendim? Bu kez neredeyiz? Bu kez neredeyiz? Ben size göndereyim şimdi size Instagram'dan. Burası Ayazin Köy Merkezi Meydanı. İnsanları çok sıcak. İkramda bulunuyorlar. Ayazin Köyü'ne çıktık. Birik Vadisi'ne doğru gidiyoruz. Oradan da Emre Gölü'ne gideceğiz. Sonra diğer yerlere. Birik Vadisi'ne yolculuğumuz devam ediyor. Burası İhsaniye Belediyesi. İhsaniye. Geldi herhalde. İçeri. Evet, İhsaniye'den çıkıyoruz. Frigya Kır Evi, kahvaltı gözleme, bükme, börek, kaz eti, tirit, köy ekmeği. Burası da Çatalkaya Frigya Evi yöresel lezzetleri. Burada güzel bir çeşme akıyor. İleri gidelim. Bakalım neler göreceğiz.
Burası Kral Kaya Mezarları. Bakalım. Mezarlıklarda ne var mı yok. Evet, Kral Kaya mezarlıkları bunlar. Bunlar Kral Kaya mezarlıkları. Burada 1, 2, 3 mezar yeri var. İlginç, çok ilginç gerçekten. Evet. Kral Kaya mezarlıkları da çektik. Umarım bu çekimleri beğenirsiniz. Hakikaten de yoruldum. Emeğimizin karşılığı. Videoyu beğendiyseniz beğeni yaparak kanala abone olup destek verirseniz seviniriz. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Ama buralar hakikaten çok ilginç yerler. Gelip görmek lazım. Gerçekten anlatmakla olmuyor. 3000 yıllık bir tarih var. Kayaları nasıl oymuşlar, nasıl bu hale getirmişler. Düşündürücü. Hoş geldiniz. Ya, nereye hoş geldiniz? Sağa dönün. Evet. Evet, arabamızı buraya park ettik. Bu kayaları da çekelim. Burada ne yazıyor? Arok nüfusu. Nüfusu 100 diyor ama. Buradan da herhalde bir gidiş var. Kapkaranlık bir yer. Ay maşallah. Çan sesleri de adeta büyülüyor insanı. Güzel. Müzik sesi. Esra, İzzet, Berat. Her kimseniz ayıp etmişsiniz. Buraya yazı yazmak doğru bir şey değil. Hep birbirine geçirken bir odadan diğer odaya geçişler var. Burası neymiş? Böyle. K
Keşke ne olduğunu bilsek de anlatabilsek sizlere daha iyi olurdu. Evet, buradan bir yol çıkıyor. Oo, burası da bayağı bir tehlikeli. Yukarı çıkamayacağım. Rahatsızım. Benim için tehlikeli. Kendisi Türkiye'de ya, bu zamanlar. Öyle mi? Ha, nasılsınız hocam, iyi misiniz? Hocam, arkadaş sizden bahsetti, dedim hocamızı bir çekerim hatıra olarak. Teşekkür ederim. Oldu, iyi günler hemşerim. Benim batarya bitmek üzere, artık buraları çekmiyoruz. Emre Gölü'ne gideceğiz. Biraz karnımızı doyuracağız. Ondan sonra Ankara'ya doğru yol alacağız. İki tane de flül çevrildi. Bir Arok çevrildi, bir Karaoğlan çevrildi. Öyle mi? Yılmaz'ın değil mi? He. Karaoğlan da çevrildi. Şey çevirdi. Serdar Gökhan. Doğrudur. Demin o kayalan oradan Emre Gölü'ne geldik. Fazla kalamıyoruz. Buradan da Yazılı Kaya, oradan da Ankara'ya doğru gidiyoruz. Tepelerin arkasında Afyon savaş siperleri yeri var. Muhtemelen bayrağın olduğu yer. Ancak orası sular aktığı için bayağı bir bataklık, araba çıkmaz. Biz de şimdi burada masamızı kuracağız. Karnımızı doyuracağız. Değil mi Şengül Hanım? İnşallah. Buradan Ankara'ya yol alacağız. Burası neresi oluyor birader? Sen geldiğine göre biliyorsundur. Burası Sarıcıova oluyor. İhsaniye Sarıcıova. Pardon, biraz daha böyle yüksek sesle kamerada sesin duyulsun. Burası yani Sarıcıova oluyor. Ünlü edelim. Sarıcıova burası. Sarıcı? Evet, Sarıcıova. Sarıcıova. Evet. Evet, ama güzel yer. Tepeye. Ay, hiç sahibi de bir şey yapmıyor. Yazılı Kaya'ya gidiyoruz. Tamam. Nasıl, işaret olmuş mu? Oluyor. Sarı var mı, duruyor mu? Burada hediyelik eşya satıyor. Ve bu hediyelik eşyaları kendisi, kendi el işi değil mi? Kendi üretimi. Burası Han Belediyesi, Eskişehir'e bağlı ilçe ve Han Belediyesi'nin binasının şubesinin önündeyiz. Buradan da Yazılı Kaya'ya çıkacağız. Oraları çekeceğiz sizin için. Evet, Yazılı Kaya'ya geldik. Sabah İzmir'den yola çıktık. Ayizyeni köyüne geldik. Emre Gölü'nü gezdik. Birkaç yer daha gezdik. Şu anda artık akşamüstü. Vakit geç olmakla birlikte ama Yazılı Kaya'ya geldik. Sizler için Yazılı Kaya'da çekim yapacağız. Burası Yazılı Kaya. Tepekler var ama zararsız. Yok tam bunu. Ya bir
Bütün hayvanlar zarar. Daha mı sıcak? Rüzgar kesiyor tabi orası. Evet, şu da eşlik ediyor bu güzel beyaz köpek. Vakit geç olduğu için fazla detay çekemiyoruz. Gel şimdi. Yok. Burayı çekelim. Aa, yerini buldun. Tamam. Ne yapayım, hava soğudu. Gayet güzel. Şöyle çekelim biraz ağaca. Hem soğudu. Akşam vakti hava çok soğuk. Bak burası taş mezar. İçeri girme, uzakta çekersen daha. Zaten artık girmeye gerek yok. Vakit geçtir ama ben inşallah Erzurum dönüşü tekrar buraya geleceğim. Evet. Bunlar taş mezar sanıyorum. Evet, 1-2-3 tane. İçeri karanlık çekilmezse evet. Dışarı... Çeker, çeker. Dışarıdan çekersen içeri daha ışık görüyorsun. Burada da bir şömine gibi. Geldiğiniz vakit burada dinlenebilirsiniz. Evet. Evet, gel bak içeri tarafa. Burası da güzel ya. Ama oldukça bayağı soğuk, bayağı soğuk. Evet, çok soğudu. Bayağı soğudu hava. Şimdi burada biraz çekim yapacağız. Çekimleri yaptıktan sonra arabamıza bineceğiz ve Ankara'ya yolculuk. Ben herkese bu kez neredeyiz takipçilerine ve izleyicilerine selam söylüyorum. Yazılı Kaya'dan. Kanalımıza abone olup destek verirseniz memnun oluruz. Desteğinize ihtiyacımız da var bu tür videoların gelmesi için. Dağları mesken tuttuk ha. Yarın inşallah nerede oluruz? Yarın Kastamonu'ya. İnşallah hava durumuna bakarız. Tabii hava durumuna bakacağız. Kastamonu'ya doğru yol alırız. Neyse ben şu manzarayı göstereyim. Türkiye cennet ya. Gerçekten Frigyalılar tarihini incelemek için, Frig Vadisi'ni gezmek için. Baksana ne kadar güzel yerler var, kayalar. Evet. Karşı kayalarda çek. Gün batımı. Yani planlı değil ama gün batımına denk geldik. Güzel bir gün batımı yine. Kayaların içini oymuşlar. Şuraya baksana ya. Ne kadar muazzam bir şey ya. Zaman olacak. Bol vakitli gelmek lazım buraya. Eşimle beraber sabahtan beri buralardayız. Ama hakikaten güzel, ilginç yerler. Evet, üşüdük. Yavaş yavaş gidelim buradan. Üşüdü.